Öncelikli olarak ekip arkadaşlarımızı tanıyalım. Ben Ekobor Gübre'den Yüksek Ziraat Mühendisi Emre Ali Bulut. Ben Ekobor Gübre'den Ziraat Mühendisi Zafer Yazmalar. Çok memnun olduk arkadaşlar. Teşekkür. Şimdi sizlere bazı sorular soracağım. Tabii. Öncelikle olarak en baştan başlayalım. En son yaptıklarımıza doğru ilerleyelim isterseniz. Emir Bey, ilk biz Bursa Fuarı'na katıldık. Nasıldı fuar sizce? Yani nasıldı? Bursa tarım anlamında zaten öncü illerden biri. O yüzden fuar da çok canlı geçti, çok hareketliydi. Keza bizim için çok hareketliydi. Çünkü fuarın en dikkat çeken ve en talep gösteren standı bize aitti. Gerek şehir dışındaki üreticilerimizin ziyaretleri, gerek hali hazırda Bursa'daki üreticilerimizin ziyaretleriyle yani dolu dolu bir fuar geçirdik diyebiliriz. Tabii gerekse bölgesel ya da çevresel farklı firmalarla işbirliklerimizle gayet verimliydi. Çok teşekkür ederiz. Peki Bursa Fuarı'nda çok ilginç bir görüntü de var. Zafer Bey ve senin fotoğrafın. Bora'dan fikri ilk nereden çıktı? Bora'dan çok ilgi de gördü çocuklardan olsun, evet. Üreticilerden olsun. Bu fikir nereden çıktı? Aslında şöyle, Zafer Bey de bu konuda söz verelim ama şuradan çıktı aslında. Şimdi biz boru şöyle naklediyoruz üreticilere. Sonuçta ürünümüzün içerisinde bor var. Bor temelli ve borun yapabileceklerinden bahsediyoruz. Biz bunu nasıl birazcık daha somut hale getirebiliriz dedik. Hani insanların daha nasıl gözlerinin önünde net bir figür olabilir. Borun bitki üzerinde yaptığı, gerçekleştirdiği o gücü ya da özellikleri verdiği katkıyı biz dedik ki bunu bir süper kahramana benzetiyoruz çünkü. Biraz çünkü daha somutlaştırarak. Kesinlikle yani çünkü bitkilerin süper kahramanı diyebiliriz. Bunu nasıl yapsak dedik. Hem insanlar daha böyle tatlı bir durum olsun dedik. Hem de daha göz önüne serelim. Dedi ki bir bor adamımız olsun. Ondan sonra bunu da standa taşıyalım. Orada gelen hem üreticilerimiz hem üreticilerimizin yakınları, çocukları. Bir fotoğraf çekelim, tatlı bir görüntü ortaya çıksın diye düşündük. Zafer Bey de aynı şekilde de oldu yani çiftçilerimiz de olsun, gelen çocuklar falan da olsun, yabancılar da olsun bayağı bir ilgi çekti insanlar tarafından. Düşündüğümüz gibi onların gözünde de tarımla ilgili bitkilerin kahraman olarak bir görüldü yani bor adam fikri. Evet. Güzel oldu yani. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Peki daha sonrasında bir gezimiz daha oldu, bir diğer yerimiz oldu. Zafer Bey, bize Niğde Fuarı hakkında bahsedebilir misiniz? Siz de Niğde Fuarı'na gittik. Neler yaptık orada? Nasıldı? Şimdi Niğde Fuarı olarak bu sene ilk katılımımızdı. Zaten Niğde Fuarı'nda da ilk böyle büyük bir fuar yapmayı düşünüyorlardı ve yaptılar. Biz katıldığımızda biraz daha beklentinin üzerinde gördük. Bayağı da insanların ilgisi vardı. Oradaki insanlar da hem ilgili hem insanlara karşı bakış açılar güzel, ilgilenmeleri de güzeldi. Fuar alanında da dediğimiz gibi işbirlikleri oldu. Farklı firmalarla bayilik görüşmelerimiz oldu. Bayiler için, evet. Niğde'deki bayilerimiz bizle görüşmeye geldiler. Onun dışında da birçok insan da Ekobor'u öğrendi, Ekobor'la tanıştı. Birçoğu da kullanmaya başladılar da. Hatta şöyle bir esprisi de aslında oldu oranın. Bor diye bir ilçesi olduğu için insanlar bizi siz Bor ilçesinin firması mısınız, evet, gibi bir tatlı bir durum da oldu. Ama şunu da yaşamış olduk. Yani Niğde'ye gitmemiz, orada fuara katılmamız bize bir bayilik kazandırdı. Kesinlikle. Yani bize bayilik talebi olan fuara katılmış diğer firmalardan bir talep geldi. Bayimiz olmak istediler. Onlarla görüşmelerimizi tamamladık. Şu an hali hazırda Niğde'de de bir bayimiz oldu. Diğer talepleri de şu an değerlendiriyoruz tabii. Çünkü bizden bayilik almak birazcık daha diğer firmalara nazaran birazcık daha zor demeyelim ama birazcık daha detaylı bilgi almamız gereken durumlar olabiliyor. Çünkü bizim ürünümüz spesifik bir ürün, kendine has özellikleri olan bir ürün. Hani biz doğru kullanılmasını, doğru önerilmesini ya da doğru uygulama yapılmasını istiyoruz. Ve bunu yapamayacak, sadece bu işin ticaretine düşünen, ticaretine bakan kişilerle çok fazla çalışmayı hoş görmüyoruz. Biz diyoruz ki hani bunu kendi milli değeri olarak görsün. Çiftçinin yararını, faydasını, toprağını daha ön planda tutsun. Hani zaten bunun sonucunda her iki taraf da kazansın. Her iki taraf da kazanacaktır ama tamamen ticari ve para gözüyle bakan üretici yani bayilik
Evet. talebinde olan insanlara çok sıcak bakmıyoruz ama şu zamana kadar çok şanslıyız. Aksine gerçekten hem ülkesini hem milli değerlerini hem çiftçisine sahip çıkan insanlarla, firmalarla görüştük. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek Zaten inşallah. amacımız da o şekilde yani. Tabii ki. Ve aynı şekilde ekobor'un sadece bordan ibaret olmadığını, dediğin gibi Bor ilçesinden çiftçilerin özellikle bize söyleyip bordan mısınız ya da sadece içinde bor mu var düşüncesi de ortada kaldı. Çünkü ekobor içeriği çok zengin bir içeriğe sahip. Kesinlikle. Sadece bordan ibaret olmadığını da onlar da görmüş oldu yani. Ben de onu soracaktım Zafer Bey. Bayiler ziyaretlerinde en çok siz bulundunuz. Gerek diğer illere olan ziyaretlerimiz olsun, diğer başka konular olsun. Teknik ekibimizde araba kullanan tek insan olarak bu konuda en çok siz bulundunuz burada. Peki bayilerde en çok hangi ürünleri gördünüz? Mesela bizim ürünümüzü, Ekobor'u en çok nelerle mukayese ettiler? Sizce Ekobor neden hepsinden farklı? Şimdi genel hem bayilerimizin hem çiftçilerimizin genel bir düşünce yapısı var. Babadan dededen görülmüş gübre kimyasal şekilde kullanmaya yönelik. Onlar sadece bizimkinde kimyasal gübreyle kıyaslıyorlar. Ya da sadece bitki besleyici olarak görüyorlar. Ama Ekobor burada sadece bitki besleyici değil. Koku ve lezzetinden dolayı bitkilerde olan zararlı uzaklaştırıcı etkisi de var. Aynı şekilde bitkileri hastalık ve hastalıklara karşı koruyucu etkisi de var. Ama onlar sadece dediğim gibi bayilerimizde en büyük olaylardan bir tanesi kimyasal gübrelerin yerini ne kadar tutabilir? Biraz daha düşünce içeriğine bakmadan o düşünceye giriyorlar. Evet. Siz de Yani ben bu konuda hatta şunu söyleyebilirim Zafer Bey. Mesela gidiyoruz, bayiye giriyoruz, bakıyoruz. Bir tane ürün koymuş oraya ya da iki tane farklı ürün koymuş. İçeriğini incelemek istiyoruz. Haklı olarak biz de oraya görüşmeye gitmişiz. Bizi çağırmış, davet etmiş. Az çok fikirlerini öğrenmek adına. Bakıyoruz ürünün içerisinde birkaç parametre var sadece. İşte azotu, fosforu, potasyumu, ekstra ya kalsiyumu ya şeyi. Şimdi bizim ürünümüzü bizim mukayese edebileceğimiz farklı bir ürün biz göremedik açıkçası. Tabii kesinlikle. o şimdi fiyatları konuşuyoruz, tabii ki talepleri konuşuyoruz, ürün içeriğinden bahsetmemizi istiyorlar. O noktada şimdi kendi ürünleriyle kıyaslamaya çalıştıkları noktada birazcık komik bir durum da oluşabiliyor. Çünkü şunu anlatamıyoruz. İnsanlar aslında şunu anlıyorlar ama daha farklı hiçbir yerde görmedikleri için daha önce mukayese Evet. edilebilecek farklı bir mübali olmayan bir ürün olduğu için aslında biraz İlk etapta şaşırabiliyorlar. Çünkü diyoruz ki içerisinde 19 tane makro mikro element var, canlı bakteri var, organik Ona karbon var, şaşırabiliyorlar. organik madde var, humik fürmik asidi var, kükürt var. Yani bunların hepsini çünkü alıştığı insanlar ya da bayiler de gidiyorlar. Düzenli olarak bir ürün almak için gidiyorlar. Örnek veriyorum kalsiyum için gidiyor. Diyor ki kalsiyumu atabilmen için, aldırabilmen için bunu da alman lazım. Onu aldırabilmek için bunu da alman lazım. Hani bir şey için gidildiğinde 7-8 kalem ürünle eve gönderilmeye alıştılar. Yani hem onlar alıştılar yapacak. Çünkü böyleydi bu zamana kadar. Hem çiftçi buna alıştı. Şimdi biz hepsini tek bir ürünle yapıyoruz dememiz ilk etapta Garip geliyor. şaşırtıyor. Tabii ne zaman durumu anlıyorlar? Biz şunu da yaptırıyoruz çoğu zaman. Söylüyoruz diyoruz ki iki tane bardak alın önünüze. Bir diğer iddialı olduğunuz ürünü doldurun. Bir de bizim ürünümüzden biraz koyun. İnceleyin, koklayın. Yani zaten alanında uzman olan her kişi sadece bakarak dahi mukayese etse bizim ürünün ne kadar etkili bir ürün olduğunu anlayacaktır. Ama tabii ki ilerleyen dönemde deneme kuruyor. İşte tarla olsun, bahçe olsun, sera olsun birkaç uygulama sonrası dahi bizim aslında demek istediğimizi çok net anlıyor. Hem maddi açıdan hem de tarladaki performans açısından. Bir de zaten dediğin gibi bizim ürünün içeriği çok çok zengin diğer ürünlere göre. Çiftçi mesela diğer ürünleri bizim ürünün içerisindeki ürünle içerikleri alıp tek gübre tankında karıştırabiliyor. Mesela 5-10 çeşit ya da 6 çeşit karıştırabiliyor. Bunu getirip bir gübre tankında karıştırdıklarında sorun olmuyor ya da bayilerimiz. Biz Ekobor'un içerisinde şu kadar ürün var dediğimizde garipseyebiliyorlar. Ya zaten araziye çıktığınızda farklı bidonlardan getirip tek tankta karıştırabiliyorsunuz. Bu niye özel bir formülle tek bidonda tek içe üründe olmasın ki? Bunu da göremiyorlar. Görünce de şaşırıyorlar, bir Ve garipsiyorlar bu az önce konuda. çok güzel bir noktadan bahsettim. Sadece bitki besleme element, yani bitki besleme Evet. ürünü değil. Aslında evet özünde bitki besleme ürünü. Ama hastalık zararlara karşı da güzel bir yere değindi. Kesinlikle öyle. Hani bunun sebebi bizim ürünlerimizde kimyasaldan kaynaklı bir hastalık zararlı koruması yok aslında. Tamamen biz aslında ağacın ya da bitkinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye yönelik bir çalışma yapıyoruz. Tabii ürünün içerisindeki bakteri ya da bordan kaynaklı olarak bir böcekler için repellent görevi de görüyor, uzaklaştırıcı görevi görüyor. Bunun yanı sıra Zafer Bey'in dediği gibi tadından dolayı bir tercih edilmiyor, talep görmüyor. Ya da mantar hastalıklarda yani borun olduğu yerde
çok fazla mantar yayılım gösteremiyor. Bunu kısıtlama açısından aslında kullandıkları ilacı evet. destekler nitelikte. Yani çünkü bizim girdiğimiz yoldu bu aslında. Biz kimyasalı zamanla ne kadar azaltabilirsek o kadar karlıyız diyoruz. Üç kere atılan bir ilacı ikiye düşürdüysek biz burada başarı sağlamışızdır diyoruz. Çünkü bitki besleme ürünü olarak. Bizim bu açıdan baktığında bizimki de bir nevi milli mücadele yani. Topraklarımızdaki kirlenmeyi kesinlikle. Zamanla ölecek yani yok olacak. Bundan belki 20 sene sonra belki 50 sene sonra yok olacak topraklarımızdaki bütün elementleri kirliliği yok etmeye çalışıyoruz. Yani ülkemizin topraklarını kurtarmaya çalışıyoruz. Şirket olarak, Ekobor olarak. Yani benim gözümde bir ziraat mühendisi olarak milli mücadele gibi görüyorum ben bunu. Kesinlikle. Ondan da kimyasal olarak değil yani. Organik mücadele kısmına biraz abartı mı olacak diye düşünebilirim. Çok güzel bir yere dokundun ama ben sıradaki sorumu bekliyorum. Ona da cevap vereceğim. Çok güzel şeylerden bahsediyorsunuz. Asla bölmek istemezdim ama Zafer Bey size bir sorum daha olacak. Özellikle size soruyorum çünkü burası çalıştığınız yerden geliyor. Sık sık söylediğimiz gibi bize Urfa gezinizden bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Şanlıurfa insanlığın insanlıktan beri ta çok eski zamanlardan beri şu anda günümüzde denildiği gibi insanlığın ilk doğduğu yer anlamında kadim bir şehir. Hem de arazi yapısı olarak tarıma çok elverişli. İşte Suruç'tan tutun Ceylanpınar Mardin sınırlarına kadar Diyarbakır sınırlarına kadar olan bütün alanda her yerinde tarım yapılabiliyor. Ve sadece bu buğday arpayla değil her çeşidinde her ürününde seraya da uygun açık alana da uygun, buğdaya da uygun, pamuğa da uygun. Her alanda güzel topraklara sahip bir ülke, il Şanlıurfa. Bu konuda da biz bir gidelim, çiftçimizi de bilinçlendirelim, Ekobor'la tanıştıralım dedim ki daha önceki yıllarda da zaten tanışan çiftçilerimiz olmuştu. Bozova bölgesinde olsun, Harran bölgesinde olsun. Bizim amacımız burada daha fazla çiftçiyi gösterebilmek, çiftçinin bunu görebilmesi ve dediğimiz gibi, az önce dediğim gibi severek yapmak bu işi, milli mücadele gözüyle bakarak yapmak bu işi. Çünkü çok çok fazla benim ilimde yani Urfa'da çok fazla kimyasal gübre kullanıyor. Bunu da biraz daha engelleyip biraz daha önleyip çünkü yıllar sonra bu kimyasal gübreleri tamamıyla toprağı öldürebilir. Gittik ve gördük çiftçilerimizle de konuştuk. Gayet hoşla karşılandık birçok ilçemizde. Tabii Emir Bey dışarıdan bizle beraber olduğu için hani ben kendim Urfalıyım şey olmasın diye kendi görüşlerini alabiliyoruz bu konuyla ilgili. Sizce? Evet. Ben de onu soracaktım. Görüşlerinden önce. Urfa'da yaşadığınız en ilginç anı neydi? Üreticilerinizle de paylaşırsanız. Ya şöyle söyleyebiliriz aslında Urfa Acimi insanda be. Tabii Urfa insanda çok farklı hisler uyandıran bir şehir. Keza arkadaşım da söylediği gibi yani çok fazla tarım alanı var. Her yer tarım alanı. Yani oraya sadece şey gözüyle bakamıyorsunuz. Hani şuradan geçip gidelim de şu ilçeye de bakalım şuradaki tarlalara. Her yer tarıma çok elverişli. Zaten çok fazla büyük tarım alanlarının olduğu bir bölge. Tabii ben Bursa'dan giden biri olarak biz acıya çok alışık değilizdir. Kendileri çok acı, yani acıyı çok böyle su gibi içtikleri için o noktada biraz rahatsızlık yaşadık. Ama genel anlamıyla hem Urfa çiftçisini hem bölgeyi cidden sevdik. Kazanılması gereken bir yer. Ve bizim ürünlerimizin de çok sevdiği ve çok güzel çalıştığı bitkilerin yetiştiği bir yer. Özellikle pamuktan bahsetmek istiyorum. Yani şu an ki bu seneki mevsim gereği iklim değişikliğinden dolayı biraz sıkıntılar olsa da bütün bölge olarak buna nazaran bölgenin en iyi sonuçlarını alan çiftçilerimiz var Ekobor kullandığı için. Hani bununla da gurur duyduk açıkçası. Evet. Orada gidip bunu birebir gördük. Hani ve dediği gibi milli mücadele olarak görüyoruz çünkü bor bizim milli bir değerimiz. Milli Türk mühendisler tarafından yapılmış bir ürün. Ve Türk firması tamamen yabancı menşei olmayan bir firma. Ki keza çok tehdit almış da bir firma. Yani bunu da söylemek istiyorum. Hani zamanında gelip bizden numune alıp yurt dışına deneyeceğiz deyip de sonra isim vermek istemediğim bazı firmalarca analizlerini yaptırıp sonrasında tehdit alan da bir firma. Çok uğraşılan bir firma. Ama biz vazgeçmiyoruz. Vazgeçmeyi de düşünmüyoruz. Dediği gibi biz milli mücadeleyi biraz tarımsal alanda yapmaya başladık ve arkasındayız ürünümüzün. Bu konuda zaten çiftçilerimizin bilinçliliği de önemli. Onlar da bunu milli mücadele olarak görüp ve firmanın arkasında duruyor birçok çiftçimizden. Tabii. En batısından en doğusuna İzmir'de de Trakya'da da Ağrı'da da Şanlıurfa'da da çiftçimiz bu
durumun arkasında durmak istiyorlar. Onların da hoşuna gidiyor. Hem yerli bir firma olması hem ülke açısından onlar da bir milli mücadele, milli şuur olarak görüp Tabii. kendi ülkesi adına bir şeyler yapmak istiyorlar. Bizim de çabamızı görüyorlar. Sağ olsunlar, bu konuda çiftçinin desteği de Tabii iyi ki çok durumda teşekkür yani. ederiz onlara. Bizim o noktada destekledikleri için. Yakın zamanda çok büyük bir fuar geçirdik. Biliyorsunuz siz de bütün dünyanın da gündeminde olan bir fuar. Antalya Fuarı'na katıldık. Yani stand olarak değil ama firma yetkililerimiz olarak ziyarette Evet. bulunduk. Bazı gezilerimiz oldu, işte anlaşmalarımız, bağlantılarımız oldu. Emir Bey, siz de bu konudan bahsedebilir misiniz bize? Antalya'da neler yaptık? Tabii şöyle bahsedelim. Yani Antalya Fuarı, Agro Expo zaten kendini yıllardır kanıtlamış bir fuar. Hani biz de bu sefer, bu sene oraya ziyaretçi olarak gittik. Neler yaptık? O bölgedeki hani üreticilerimize vakit ayırmaya çalıştık. Ziyaret ettik. Onlar bizleri ziyaret etti. Fuara geldiklerinde onlarla görüştük. Sonuçlarını paylaştılar bizimle. Hani tekrar mutlu olduk, gurur duyduk. Hani çünkü Antalya bölge olarak da seracıların, işte egzotik meyvelerin ya da o tarz ürünlerin olduğu bir bölge. Tekrar söylüyorum, gerçekten gene bizim ürünümüzün %100 çalıştığı ve kendini çok güzel gösterdiği bir bölge. O yüzden bizler de dediğim gibi hem çiftçilerimiz ziyaretini gerçekleştirdik, hem işbirlikleri yaptık. O bölgedeki bayilerimizin taleplerine yönelik onlarla görüşmelerimizi yaptık. Yani ürünlerimizi bir süre sonra Antalya'da yeni firmalarımızı haberini vermeye başlayacağız inşallah. Onun dışında dediğim gibi yeni işbirlikleri gerçekleştirdik diğer firmalarla. Çünkü şimdi bizim ürünümüzün şöyle bir artısı var. Şimdi ihracat Antalya'da çok yaygın. İhracat firmalarının en büyük sıkıntısı kalıntı problemi. Bizim ürünümüzün kalıntıyı çözme, kalıntı bırakmama, hatta var olan ilaç ve gübre kalıntılarını temizleme gibi bir durumu olduğunu duydukları anda zaten otomatikmen ilgilerini çekmeye başlıyor. Hani çünkü en büyük problemleri bu. Evet. O noktada çok büyük talep gördük ve çok ilgi çektik. Tabii bunu keza topraksız tarım yapan firmalar da bitki besleme konusunda zaten sıvı gübre artık yeni yeni revaçta olmaya başlıyor. Biz bunu çok öncesinden yaptık ama artık yeniden yeni yeni revaçta olmaya başlayan bir grup. O noktada onların da çok ilgisini çektik. Bizler de gereken işbirliklerimizi yaptık. Zaten gerek zaman zaman sosyal medyada, gerek işte televizyon programlarında bunları duyuruyoruz. Ama bizim için çok verimli geçen bir fuardı o da. Ki zaten yurt dışına ihraç edip bizim ürünü kullanan çiftçilerimiz de var bu kısımda. Tabii. Kendileri de bu ihraç sırasında işte hiçbir kimyasal ilaç kullandıkları zaman hiçbir kalıntı olmadıkları kendisi de test edip bize geri dönüşler Tabii, sağlıyorlar. tabii ki, Hala tabii da ki. geri dönüşler yapacak çiftçilerimiz bile var yani. Evet, bu konuda zaten siz yabancı müşterilerimizle de birebir temasta olan birisiniz Zafer Bey. Evet. Bu konuda onlarla en çok iletişim kuran arkadaşımız da sizsiniz. Peki bu yabancı müşterilerimizin taleplerinden, Ekobora tepkilerinden de bahsedebilir misiniz bize? Şimdi Fas'tan tutalım işte Rusya'ya, ondan sonra Azerbaycan bölgesine, yani Asya, Afrika kıtası, yine aynı şekilde Avrupa bölgelerinde, yani diğer kıtalarda sayacak olursak birçok kıtadan birçok müşterimiz, demeyeyim de çiftçimiz geldi ya da ziraat mühendisi geldi. Özellikle Afrika kıtası taraflarında ve Asya kıtası tarafında çok büyük ilgiyle karşıladılar. İçerini öğrendikten sonra, içerini anlattıktan sonra. Zaten işin bilincinde olup işin içinde olan ziraat mühendisleri olsun, çiftçi olsun, hemen olayı anlayıp almak istiyorlar. Ve ben genelde talep, özellikle dediğim Cezayirli, Faslı, tekrar Arabistan'dan gelen çiftçilerimizle konuştum, ziraat mühendislerimle konuştum. Onlar dedikleri şey, bütün ülke genelinde sadece bayilik değil, distribütörlük üzerine istekleri oldu. Tabii bununla ilgili şirket genelinde bir değerlendirilme yapılıyor. Dediğim gibi içerik gördüklerinde farkına varıyorlar nasıl bir şey olacağını ve hangi ürünlere ya da bütün ürünlere, bütün bitkilere iyi geleceğini görüyorlar ve bu konuda talep oluyor. Yüksek oranda talep oluyor. Özellikle yurt dışında daha fazla talep oluyor ki şirketimiz dediğimiz gibi yerli bir şirket. Kendi ülkemiz açısından önce kendi çiftçimize önem veriyor. Zaten biz istesek yurt dışından gelen taleplere sadece cevap verecek olsak yeteri kadar bize, şirkete de yetecek Tabii. olacak. Ama biz dediğimiz gibi sadece Önceliğiniz biz Türk çiftçisi. ticari değil yani. Olayımız ticari değil. Bizim olayımız tamamıyla bir millilik.
bir ülkeyi kalkındırma, çiftçiyi kalkındırma. Bir ülkede zaten çiftçi kalkındı mı, ben en başından beri bunu söylerim bir ziraat mühendisi olarak. Öncelik çiftçimiz, tarımımız, çiftçimiz güçlendiği ve kalkındığı zaman ülke de kendiliğinden kalkınmış olur. Ondan dolayı yurt dışı önceliklerimizi biraz daha geri planda tutup ticari değil de milli olarak düşündüğümüz için şu an ülke içerisinde devam ediyoruz faaliyetlerimize. Ülke Tabii. dışında da değerlendirmeye bıraktık. Tabii ki çok haklısınız bu konuda. Bizim misyonumuzda da vizyonumuzda da en önemli şey Türk çiftçisinin kazanması zaten. O Kesinlikle. konuda haklısınız. Ama size bir sorum daha olacak Zafer Bey. Öncelikli olarak Manisa gezimiz oldu sizinle. Biraz Evet. da Manisa'dan bahsedelim. Manisa nasıl bir yer? Manisa'nın neyi meşhur? Bize onu anlatabilir misiniz? Şehzadeler. Aynı öyle, o şekilde Şehzadeler şehri daha önce geçmişinden. Yine Manisa'da aslında ülkemizin her ili, her ilçesi çok kadimdir. Çok kıymetli, toprağıyla beraber yetiştirdiği ürünleriyle beraber gerçekten de çok güzel bir ülkeye sahibiz bu konuda. Manisa'da Şanlıurfa gibi, Konya gibi, Niğde gibi yine tarımda çok iyi olan illerimizden bir tanesidir. Zeytincilik üzerine, ondan sonra üzüm konusunda çok çok çiftçimiz var. Bir daha önceki bir durumda da bir daha gitmiştik Manisa'ya. İkinci gidişimizdi bu. Çiftçilerimizin özellikle isteklerinden dolayı biz gittik. Kendi taleplerinden Evet. gelin oturalım işte hem araziyi ziyaret edelim varsa bir sorun sıkıntı hem ekoboru kullanmaya devam etmek istiyoruz. Ben bu kadar yoğun talep göreceğimizi düşünmüyorum Manisa halkından. Hem seviyorlar hem kucaklıyorlar hem beğeniyorlar ekoboru. Yani güzel onların uyanıp bu şekilde mücadele etmeleri işte ekoboru kullanmak istiyoruz ve ciddi anlamda Manisa'daki çiftçilerimiz de bilinçli görebiliyorlar. Ya biz ekoboru kullanmak istiyoruz artık bıktık kimyasaldan da bıktık. Yaptığımız masraflardan da bıktık. Yani artık biraz daha toparlayalım. Tarlamız gelişsin, toprağımız gelişsin. Onlar da bu mantıkta olduğu için gayet güzel bir program oldu Manisa'da. Durmadık zaten. Birçok ilçemizi gezdik. Birkaç günde işte Kırkağaç olsun, Salihli olsun, ondan sonra Gördes olsun. Burada birçok çiftçimizle görüştük. Onlarla oturduk. Gerektiğinde yağmur olmadığı durumlarda arazilerini de ziyaret ettik. Dediğim gibi bazı çiftçilerimiz çok bilinçli. Ekoboru geçen seneden hatta 2 sene önceden beri kullanan çiftçilerimizden arazilerde çok çok güzel değişimler vardı. Hem yeni sürgünlerde zeytin konusunda hem yeni sürgünlerde ondan sonra zeytin tutma açısından, yağ açısından, kayıt açısından, kalibre açısından çok mutlulardı ve daha kullanmaya devam edeceklerini söylüyorlardı. Dediğim gibi farklı bir kucaklama vardı. Kullanan çiftçimize ciddi anlamda bize karşı çok farklı bir görüşleri ve farklı bir kucaklama tarzı oluyor yani. Çünkü bir noktada aile gibi oluyoruz. Aynen o şekilde. Yani biz yabancılık çekmedik gittiğimiz illerde, kullanıcılarımızda. Peki bu sorum ikinize birden gelsin o zaman. Şimdi ziyaret ediyorsunuz. Bu gerek Bursa içerisi olsun, gerek diğer iller olsun, ilçeler olsun. Her yeri geziyoruz. En çok da köy kahvelerine gidiyoruz. Şimdi kahveye gittiğinizde ilk sizi gördüklerinde, ekoboru gördüklerinde insanların tepkileri nedir? Sen başla, ben başlayayım. Ben Yani başlayayım istersen. Açıkçası şöyle oluyor. Zaten hani artık hemen hemen Türkiye'nin tüm illerine hakim olduk artık. Ekoboru duymadık diyen kesim çok az diyebiliriz. Hani ama şöyle bir şey de oluyor. Şimdi illaki daha ilk defa ekoboru tanışan üreticilerden denk geliyoruz. Şöyle öncelikle bir bor mu bu diyorlar. Hayır diyoruz, bor mu gübre. Yani bor mu var içinde diyorlar. Yani bor dışında 19 tane makro mikro element var diyoruz. Çok tatlı sohbetler geçiyor aramızda. Ama tabii ilk etapta sordukları şey bu ilaç mı ya da bor mu işte gibisinden. Tabii çünkü sıvı gübre olduğu zaman hani alışılmış yani çuvallar şeklinde olmasına bir gübrenin hani o şekilde taşınmasına. Aslında affedersiniz ama hamallığını yapmaya alışmışız biz gübrelerin. Kimi gibi bizler de çiftçi çocuklarıyız. Bizler de oradan geliyoruz. Bizim ailelerimiz de bu işlerle ilgileniyor. Sırtımızda çuvallarca gübre taşıyıp tarlaya bırakmaya alışık olduğumuz için böyle sıvı gübre İşte nasıl olur? Olur mu? Olmaz mı? Ufak mıydı? Küçük müydü? Nasıl yetecek? İşte 1 litre nasıl yeter bu kadar alana gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. şaşırabiliyorlar. Şaşırabiliyorlar. Ama konuşmanın sonunda gerçekten tatmin olmuş ve aslında yüzlerindeki o mutluluğu da, mutlu ifadeyi de görmüş oluyoruz. Çünkü hani karşılarında hem maddi açıdan onları rahatlatacak hem de verim ve kalite açısından istedikleri şeyin en zirvesini gösterecek bir ürünle karşılaşıyorlar.
Ama tabii dediğim gibi ilk etapta bu tarz sorularla karşılaşabiliyoruz. Yani ilk etapta aynı dediğin gibi bu tarz sorularla karşılaşabiliyoruz ve ilk oturduğumuzdaki ön yargılarla kalktığımız zaman gözlerindeki parlaklık farklı oluyor. İlk oturduğumuzda bir korku, bir ön yargı var. Yani neredeyse anlatma diyebilecek kadar bir ön yargı var ama dediğin gibi bir güzel tatlı sohbetten sonrası detaylı öğrendikten sonra gözlerinde farkı Tabii. görüyoruz yani. Bunun sebebi aslında şu. Çünkü maalesef çoğu insanın çiftçimiz yani insanımız bilinçli olsa da belli bir kesim hala atadan dededen kalma şeylerle gitmeye devam ediyor. O yüzden yeni şeyler açık değiller. Hani o yüzden biraz o zorluğu orada yaşıyoruz ama dediğim gibi sonrasında bize dinlediklerinde o ön yargıların hepsi uçmuş gitmiş oluyor. Bir de ülke çiftçilerimizde biliyorsunuz en çok karşılaştıkları şey şu oluyor. Kesinlikle ben sözümüzü kesip hemen Gözlemlemiştim arazi ziyaretlerinden. şunu gördük. İnsanlar, çiftçilerimiz çok fazla kandırılmışlar. Yani çok fazla Maalesef. kandırılmışlar. Bu çok fazla. Maalesef ülkemin büyük sorunu aslında bu bayilerin de tüm firmaların da aslında büyük problemi ama bizim de evvela büyük bir problemimiz. Çok fazla merdiven altı firma var. İnsanlara işte ne bileyim işte kireci suyla karıştırıp gübre diye yutturmaya çalışmışlar. Boş su göndermişler ya da işte örnek veriyorum farklı gübrelerini karıştırıp yani hiçbir orantısız, denemesiz ya da işte laboratuvar arge çalışması olmadan yaptıkları kafalarına göre yaptıkları ürünlerle insanlara işte bu gübre al bunu kullan deyip çok fazla zayiata sebebiyet vermişler. O yüzden insanlar artık her Yapmış bir kim şekilde. olursa olsun bir şey yaklaşıyorlar. Korkmuşum çünkü insanlar yani gene aynısı mı olur gene bu tarz bir şey mi gibisinden böyle bir algı var maalesef insanımızda. O yüzden hani birazcık daha çekimsel yaklaşsalar da tabii Ekogur'u tanıdıktan sonra, bizleri tanıdıktan sonra, firmamızı tanıdıktan sonra o engellerin hepsini, ön yargıları silip atıyoruz. Çok teşekkür ederiz Biz teşekkür arkadaşlar. ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Hep bildiğimiz konuları bir kez de çiftçilerimizin önünde konuşmuş olduk. Evet. Son olarak Zafer Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı çiftçilerimize doğrudan? Çiftçilerimize şöyle diyebilirim, biraz daha açık olmalarını söylüyorum. Kullandıkları gübrelerden Emir Bey'in de dediği gibi geçmişten gelen değil de çok bilinçli çiftçilerle karşılaşıyoruz. İleriye yönelik torunlarını ülkesini düşünecek şekilde topraklarına ve tarlalarına, çiftçiliğine sahip çıkmalarını öneriyorum. Her gördüğünüzde ziraat mühendisi değildir. Hani dediği gibi ben meslektaş olarak görmüyorum zaten onları. Eko borusuz kalmamalarını tavsiye ederim yani. Kullanın derim. Çok teşekkür ederiz Zafer Bey. Emir Bey, siz ne demek istersiniz üreticilerimize doğrudan? Zafer Bey zaten çevresel anlamdan ki tutumumuzdan bahsetti. Ben biraz aslında firma olarak onlara birkaç şey söylemek istiyorum. Şu an herhalde bizim kadar kolay ulaşabilecekleri bir firma temsilcileri yoktur. Çünkü biz Kesinlikle yok. onların Buna ben de çok hani katılıyorum. Yani 7-24 yanlarında olmaya her zaman çalışıyoruz. ulaşabiliyorlar bu noktada. Yani Gece 12'de de ulaşabilirlik, arıyorlar. ya kesinlikle ulaşabilirlik konusunda herhalde problem yaşayamayacakları tek firmayız diyebiliriz. Her zaman çiftçimizin arkasında yanında olmaya çalışıyoruz. Hani sabah akşam olmadan işte yağmur çamur demeden araziyede de bulunuyoruz. Telefondan gerek destek yapıyoruz. Gerek görüntülü konuşarak destek olmaya çalışıyoruz. Yani sadece ürünümüzü kullandı bitti gitti olmuyor bizim olaylarımız. Biz onun danışmanlığını da yapıyoruz aynı zamanda. O yüzden hani Ekobor'a bir şans vermelerini onlara tavsiye ediyorum. Yani çünkü dediğim gibi Ekobor yani her bor Ekobor değildir diye bizim bir sloganımız var. Her bora da itimat etmemelerini söylüyorum. Çünkü boru kullanarak da çok fazla insanları kandırıp dolandırmaya yönelik şeyler. Hatta bizim ürünümüzü satıyor adı altında farklı ürünler satan üretici şeyleri de sahtekarlarla da karşılaştık. O yüzden diyoruz ki her bor Ekobor değildir. Bizi mutlaka arasınlar. Bizimle irtibatlarını kesmesinler. Çok teşekkür ederiz Emir Bey bu değerli bilgiler için Teşekkür öncelikle. ederiz Ayşe Hanım. Ekobor ailesi olarak bambaşka bir formatta siz değerli üreticilerimizle kendi aramızdaki sohbetlerimizi dahil ettik. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek dileğiyle.